Bundan yaklaşık tam 10 ay öncesi bu büyük camiaya ilk geldiğim zamanki mutluluğum, isteğim, arzum bugünkü günde de var. Buraya gelirken tek amacım bana güvenenleri mahcup etmemekti. Çok şükür ki ilk hedefime ulaştım. Şimdi tekrardan yeni başlıyoruz gibi hissediyorum. Güzel bir sezon geçirdik takım halinde. Geri kalan 6 maçlık periyotta tek hedefimiz var. Bir hayalimiz var, bir sözümüz var bu şehre, bu taraftarlara. O da Şampiyonlar Ligi müziğini dinletmek. Bunun için var gücümüzle bu kalan 6 haftada çalışacağız. Ama ney nasip olacak? İkincilik mi, üçüncülük mü? Son ana kadar bir hedef koyduk kendimize. Bu yolda ilerleyeceğiz. Ya mutluyum tabii ki Konyaspor gibi büyük bir camiayla sözleşme uzattığım için. 1,5 yıllık bir sürecin içerisinde devam ederken benim kontrat yenilemem benim için de iyi. Çünkü hem buraya alıştım hem Konya halkını, seyircisini sevdim. Gerçekten bu sene inanılmaz desteklediler bizleri. İnşallah da ikinciliğe hedef koyduk. O doğrultuda hareket ediyoruz, devam ediyoruz. Ya 100. yıl hem mutluluk hem sevinç hem gözyaşı, karman çorma bir duygularla geçti bu sene biliyorsunuz. Rahmetli Ahmet kardeşimiz vefat etti. Bu sene çok iyi sonuçlar aldık, ikinci sıraya çıktık. Yani hem sevinç hem üzüntüyle geçti. Biz bu kadar iyi gideceğimizi düşünmemiştik. Bu iyi gitmenin arkasında bence kesinlikle takım olma, arkadaşlık, hoca, başkan, yönetim, herkesin beraber olması, iç içe olmamız, aile olmamızdan bence kaynaklanıyor. Ve taraftar da tabii gelip her maç bizi desteklediği için Allah'a şükür iyi gittik yani bu sene. Avrupa bir futbolcunun en büyük hayalleridir. Yani şimdi bir Türk futbolcusu önce milli takımda oynamak ister. Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası. Sonra kendi kulübünün giydiği formayla beraber Avrupa'da maç oynamak ister. Heyecanlıyız, bekliyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz. Ama yeni sezona gerçekten Şampiyonlar Ligi müziğiyle biz de girmek istiyoruz. Hedeflerim burada artık sezon sonu yaşım artık 30 oluyor burada. 10 yıldır takriben Süper Lig'de oynuyorum. Konyaspor'a hem tecrübelerim, hem abiliğimi, hem kardeşliğimi, yeni gelecek oyunculara yol gösterme babında, altyapıdan çıkan Türk oyunculara yardımcı olma babında. Hem böyle bizim yaşımız artık hem abi hem yardımcı antrenör yaşına geldi gibi. Hani artık 30'da olduğu zaman insanlar hem futbolculara yardımcı oluyor hem sahada en iyi o çalışmak zorunda. Çünkü artık yaş olarak da büyüksün, tecrübelisin. Biz hem yaşantımızda hem antrenman disiplinimizde hem görev verirse maç tempomuzda gençlere veya arkadaşlarımıza örnek olmaya çalışıyoruz.